Investmento finansallarına şöyle bir göz atalım. Ne durumda? Fiyat kazanç oranı 12,97'lerde. FD Fabek 13, piyasa değeri defter değeri 5,76'larda. Öz kaynaklar 68, kısa vadeli yükümlülükler 26. Büyüme tarafına bakarsak satışların yıllık değişimi %69 artmış. Satışların çeyreklik değişimi %33. Fabek yıllık değişim. Karlılık tarafında net kar marjı yıllık değişim 400 bas puan. Borçluluk tarafında net borçta biraz şey var. Onun dışında bir sıkıntı yok. Yani Nohçimento'da şöyle. Son dönem emeklilik fonları ve yatırım fonlarının katkısı var. Şurada zaten net görüyorsunuz. Ve son dönemde yani son birkaç haftada yabancının Citibank takasının arttığını görüyoruz. Yani Nohçimento'ya TL bazında bakmak biraz şey anormal çünkü artık yukarı her fiyat tarihi zirve olduğu için. Dönüp de dolar bazlı bakarsak şöyle evet. Şimdi şöyle bir hareket yapıyor. Şurayı da baz alabiliriz. Şimdi buralar biraz şey yani sıkıntılı bölgeler. Şu bölge. Yani artık hani buralarda biraz malı eritip 10 dolar 32 sent. Yani buraları geçerse yani şu seviyenin üstüne atarsa Şubat'taki zirvesi. Ondan sonra bakmak belki daha şey olabilir. Cazip olabilir. Tabii oraya geçerse de yani şu formasyon ismini tam hatırlamıyorum ama 10 dolar 40 senti vesaire falan geçerse farklı bir fiyat hareketi de görülebilir. Ama çimento sektörünün hani şu anki durumu vesaire sektörün ortalamaları falan dersek hani Nuh çimento mu Bursa çimento mu belki Bursa çimento bir tık daha böyle öne çıkıyor gibi. Yani farklı çimentolar da var. Afyon çimento gibi. Hani daha böyle başka çimentolarla da ikame edilebilir. Burada biraz artık şey yapmak lazım. Yani fiyat hareketine dikkat etmek lazım diyebiliriz Nuh çimentoda. Ama içeride evet hareketlilik var mı? Var. Yani şurada net gözüküyor zaten. Emeklilik fonları gelmiş, yatırım fonları gelmiş. Takasa baktığımızda Citibank ilk sırada zaten. Yatırım fonları şuraya yerleşti. Deutsche Bank 14. sırada. Hani mal da toplu. Ama ne bileyim işte fiyatın hani geldiği nokta biraz insanı şey yapıyor. Tereddüte sokuyor. Tabii şu var. Peki. Yani sonuçta asıl olan şu hani bilemeyiz. Hani buradan tekrar 235'lerden tekrar bir hareket başlayabilir yukarı doğru. Bunu kestirmek çok güç. Bu tür hani rallilerde önemli olan şey kârda oturabilmek. Onun için de burada hani soran izleyicimiz kendisine bir ortalama seçecek. İş süren stop olarak 5 günlük, 10 günlük, 20 günlük vade yapısına göre. Hani bu ortalamaların üzerinde kaldığı sürece taşımaya devam edecek. Ama bu ortalamaları kırdığı zaman da stop olmasını bilmesi lazım.